Tabii bir de işin ne var? Nasip tarafı var. Yani bazen insan kazanmak ister, çok çalışır, zengin olamaz. Yani herkes zengin olsa fabrikalarda, tarlalarda, bahçelerde kim çalışacak? Hayvanları kim güdecek? Ya demek ki Allah-u Teala herkesi farklı yarattı. Kadın, erkek, genç, ihtiyar, efendim baktığımız zaman heybetli, bodyguard gibi böyle güçlü, kuvvetli. Bir bakıyorsun öbür türlü zayıf insanlar, kimisinin boyu uzun, kimisinin boyu kısa. Herkes aynı değil. Allah-u Teala zenginliği de, fakirliği de, efendim kadın, erkek olmayı, cinsiyet farklılığını da yani bir rahmet olarak yaratmış oldu. Yeter ki o rahmeti görebilelim. Tabii bu da nedir? Allah-u Teala bizi imtihan ediyor. Hani bazı hadis-i şeriflerde Allah-u Teala bir kısım insanlara fakirlik verir ki ona şayet zenginlik vermiş olsa o kimse azacak, isyan edecek, belki de dinden, imandan çıkacak. O fakirlik onu koruyor diyor Efendimiz. Allahu Ekber. Yani hadiselere böyle bakmak lazım. Biz bilemiyoruz işin iç yüzünü ama Allah bizi yarattığı için ve bizi bizden daha iyi bildiğinden dolayı fakirlikse, yani elbette bu buna katlanmak anlamında değil. Yani üzerimize düçar olup sıkıntımız var, çabalayacağız, gayret edeceğiz. Ama o kadar çabaladığımız halde çıkamadığımız durumlar yok mudur? Elbette vardır. Ama bunun da bir hikmeti olduğunu, Allah'ın bir takdiri olduğunu bilmemiz, buna inanmamız lazım. O bizim menfaatimize, çıkarımıza, iyiliğimizedir. Rabbimizin bir ikramıdır, Rabbimizin bir şefkatidir. Hani bazı insanlara da Allah-u Teala zenginlik verir, şayet diyor Efendimiz. Allah-u Teala ona zenginlik değil de fakirlik vermiş olsa, o kimse de fakirlikten dolayı yani onu kaldıramayacak, isyan edecek, haramlara, günahlara vesaire falan düşecek, belki de intihar edecek, belki de efendim inkar noktasına gelecek. İşte o tür durumlardan kimilerini Allah-u Teala zenginlikle koruyor, kimilerini fakirlikle koruyor. Yani bu tamamen Allah-u Teala'nın bize bir lütfudur. Hadiseye kader perspektifinden, kader açısından bakmamız lazım.